Allah rızası için El Fatiha. Sabri abi. Kimse de almadan bir konuyu hızlıca konuşabilir miyiz? Ben de onu diyecektim işte hocam ya. Neyi diyecektin abi? Estağfurullah hocam. Buyur, söz sizde. Kıymetli cemaat, öncelikle herkesin Ramazan'ını tebrik ederim. İnşallah hayırlı, bereketli, dolu dolu bir Ramazan geçiririz. İlk teravih namazıyla birlikte mescidimiz resmen faaliyete geçti. Namazda bir kusurumuz olduysa... 15. rekatın son ayetinde ay 4 elif miktarı kadar uzatmadım. Neyse, dediğim gibi. Ramazan geldi ve Gedikli'nin Biricik Mescidi de faaliyete girdi. Bütün bunlar bizim için şükür vesilesi olduğu gibi aynı zamanda büyük birer sorumluluk tabii. Çok şükür, elhamdülillah. Vallahi kadınlar arasında konuşanlar var bilirsin. Hocam ispiyonculuk yapıyor. Neyse, dediğim gibi bu nimetler bizim için birer sorumluluktur. Aç birini gördüğümüz zaman nasıl onunla ekmeğimizi paylaşabiliyorsak... ...en büyük nimetlerimizi de insanlarla aynı şekilde paylaşmamız gerekir. Hocam bu sene işler çok kesat gitti ya. Kasabamızdaki bereketsizliğin sebebi nedir acaba? Konuyu nerelere getirdiniz? Ben paradan değil, imandan bahsediyorum abi. Onu nasıl paylaşacağız hocam ya? Evet. Ben daha kasabanıza geleli yeni oldu ama... Ama gördüğüm kadarıyla kasaba halkının dinle arası pek de sıcak değil. İnsan yalnızca bilmediğinden korkar. Bilmediğine uzak durur. Ben diyorum ki bu insanlarla bir araya gelelim. Zaman geçirelim. Onlara orucun ve Ramazan'ın güzelliklerini anlatmaya çalışalım. Tamam, mescide gelmeyebilirler. Ama en azından cumadan sonra yan taraftaki salonda güzel bir etkinlik düzenleyebiliriz. Tövbe estağfurullah. Daha neler duyacağız kim bilir. Vallahi geç oldu ama sonunda hem içimize sinen bir mescidimiz hem de tam kafamıza uyan bir imamımız oldu. Çok şükür. O zaman yarın herkes tanıdıklarını mescide davet ediyor. Ben diyorum ki hiç arayı soğutmadan sıcağı sıcağına ertesi gün bir de iftar yemeği organize edelim. Sabri abi işin maddi boyutunu tek başına karşılar herhalde. Tabii karşılarım tabii ya. Karşılamaz olur muyum? Sen gönlünü ferah tut. Sağ ol abi. Kesinlikle olmaz. Bura Allah'ın evi. Hem öyle etkinlikle, iletişimle, ölün abdestsizi buraya davet edilmez. Hem kimden korkacağız ki? Sayımız 30'u çoktan aştı. Ne yapacaksak bangur bangur yaparız. Bu etse etse tangur tungur eder. Hocam, insanların daha anlayıp dinleyebilecekleri bir lisanla mı konuşsak? Evet. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana aha işte laz. Haydi bakalım, otri meydan. Bakalım kim daha çok bey namaz toplayacak. Var mısınız? Kıymetli cemaat. Varız tabii. Davulun da içi boştur ama sesi pek çıkar. Anne. Değerli Müslümanlar. Tulum gibi şişersin. Cuma vakti şaşarsın. Göreceğiz bakalım. El mi yaman? El mi yaman? Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. O zaman Allah rızası için El Fatiha. Allah kabul etsin. Sağ olun. Allah razı olsun komutanım. Bir şey sorabilir miyim size? Hayırdır? Şimdi şu Adile ablayla Dursun abiyi diyorum. Malum evliler ama ayrı yaşıyorlar. Çocuklar da var ortada. Bunları tekrar bir araya getir... Sakın Aymir Hoca. Sakın bu işe bulaşma. İyi de niye anlamadım ki? Deli deliyi görünce sopasını saklarmış ya. Bunlar birbirini görünce baltalarını çıkarıyor. Ama sen bu akıllı halini onların arasında dalmak istiyorsun. Yapma Emir Hoca, girme bu işe. Peki, diyelim ki girdim. Ne tavsiye edersiniz? Geri çekilmeni. Filler tepişirken olan çimenlere olur. Ay sağ
Bu iş olacak galiba. Bizim Reyhan bu imamı pek beğendi. Ay yok, imamı beğen. Ya neydi onun doğrusu? Ben çok acıktım ya. Ya Suzan'ım doğrusunu boş ver şimdi ya. İftarın faturası üzerime kaldı. Bari şunu düğün yemeğine saysak ha. Sabri abi. Bir dakikan var mı? Abi şey hocam sen bizi duymadın değil mi? Neyi duymadım abi? ya neyi duydun? Önemli olan o. Bir şey duymadım da bir şey diyecektim. Ah çok iyi. Çünkü biz de sizden bahsediyorduk. siz ne diyecektiniz? Malum yuva kurmak, iki insanın arasını yapmak çok kıymetli bir iştir. Bilmez miyiz canım? Tam da bizim bildiğimiz gibi. Ve bazen taraflar birbirleriyle birleşmek isteseler de kimseye çekinip söyleyemez. Ay İmam Bey oğlum hiç çekinmenize gerek yok. Bugüne bugün biz de sizin bir anneniz, bir babanız sayılırız değil mi? Sağ olun. Ve dediğim gibi bazen birbirlerine soğuk davranırlar, naz yaparlar. Böyle bir durumda da iş büyüklere, sorumluluk sahibi insanlara düşer. Nazını yerim hoca. Böyle bir kasabada dindar, efendi, okumuş, aklı başında, ailesi zengin birini bulmuş daha ne istiyor? Biz zaten hazırlık yapıyorduk. Öyle mi? Ne yaptınız? Şimdi Sabri uygun bir ev bulursa onu hazırlayacak, hediye edecek. Ben de annemden kalan pırlanta yüzüğü parlatmaya verdim, onu vereceğim kısmetse. Bu biraz abartılı olmaz mı? Niye? Yani Dursun abiyle Adile abla sıcak bakmayabilirler bu işe. Onlara ne canım? Oğlan bizim, kız bizim. Peki madem siz öyle diyorsanız. Peki önce hangisiyle konuşalım? Dursun abiyle mi, Adile ablayla mı? Sabri, bu teravih benim başıma vurdu galiba. Biz bu meseleyi niye Adile ile ya da Dursun'la konuşuyoruz ki? Suzan'ım belki dini bir şeydir ya. Ben şimdi onu sorar öğrenirim. Tamam. İyi de... Dursun abiyle Adile ablanın arasını yapmak için niye bir başkasına soracağız ki, anlamadım. Ya hocam sen şimdi deminden beri o ikisinin arasını yapmaktan mı bahsediyordun ha? Evet, siz ne anladınız ki? Yazık, çok yazık İmam Bey. Bizim güzel İslamiyet dinimizde de insanların duygularıyla oynamak günah değil mi? Bizim ne sandığımız önemli değil hocam. Biz sanacağımıza sandık. Yalnız o Dursun'la Adile'nin arasına girmem. Girersen de fazla durmam. Durursan da sonra beni arayıp aman abi kurtar beni deme, tamam mı? Arayacaksan Reyhan'ı ara. Doktor olan o. İyi de abi iki insanın arasını yapmak ya, Allah... O ikisinin arasını yapacağına kediyle köpeğin arasını yap daha iyi. Şimdi bize müsaade İmam Bey. Etme hocam. Kıyma kendine. Ay kıysın bırak. Geliyorsun değil mi? Ama gönül rızasıyla gel, zorla değil. Şöyle. Çayını tazeleyeyim mi? Ben kahve içiyordum. Kahvem bitti. Ama sana bir çay getireyim. Antep'ten yeni geldi. Halis kaçak çay. Ne gün çıkar imzadan? Çıkmaz, ne çıkacak? Abim kasaba dışında da hala ama döner dönmez ben imzalattırırım. O zaman dönünce imzalatıver hemencik. Cengiz Bey, nereye? Sen lafını ettin, şimdi sıra bende. Gidemezsin öyle hemen. Ay ne diyorum ben ya? Ay Cengiz çok özür dilerim. Biz sahura kalkamadık sabaha karşı. Ben de dün biraz aç yatmıştım. Ayıptır söylemesi. O yüzden böyle oruç sanki biraz başıma vurdu. Sinir yaptı. Kusura bakma ya. Boz orucunu sonra kılarsın kazasını be. Sana mı soracağım ben yapacağımı? Şey diyecektim. Cuma'dan sonraki programa geleceksin değil mi Cengiz? He Dursun davet etti bile. Sen hele o Dursun'un kine bir git bak, ben seni ne yapayım? Ya yok yani bizimkine gel. Bizimkine gelirsen çok seviniriz. Ne zamandı be ya? Cengiz Bey, oruçlu izlediysek sana az demedik herhalde.
Cuma'dan sonra dediklerine göre pazar olacak hali yok ya. Tabii ki cumartesi. Tabii ki cumartesi. Anladım. Cumartesi değil mi be ya? Haydi selametle. Buyurun Rıza Bey. Rıza Bey gitmeden bugün eşinizle birlikte sizi öğleden sonra mescide bekliyoruz. Ramazan hakkında kısa bir konuşmamız olacak. Olur olur. Ben gelirim. Eşim gelemez. Ne de olsa kadın. Pek bir şeyden anlamaz. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Ne de olsa kadın. Siz erkekseniz ya Rıza Bey, çok daha iyi anlarsınız, haklısınız. Rıza Bey hatta bize fakültede öğretmişlerdi efendim. Erkeklerin beyni bu kadar oluyormuş efendim. Hatta bazen öyle ki kulaklarından fışkırdığı bile görülebiliyormuş. Efendim bu reçeteniz, reçete. Bunu eczaneye götürüyorsunuz, beyaz önlüklü ablaya veriyorsunuz. Neymiş beraber söyleyelim? Beyaz önlüklü ablaymış. Evet, buyurun sizi dışarıya alayım, buyurun. Hoşça kalın. Hayda, Sabri konuşsana be adam. Konuş biz de gidelim. Benim de kendime göre işim gücüm var canım. Hayır, biri burada olduğumu görecek. Durumu nasıl anlatacağım bilemiyorum. Ya Ferit kusura bakma. Ben böyle sahura kalkamayınca daha bu saatte film bitiyor. İşte orası bizi hiç ilgilendirmez. Bu senin imamla arandaki mesele. Necmi sabahtan beri senden cevap bekliyor. Hayır şu tesisat işini hallet. O da evdeki boya badana işini halletsin. İş bitsin. Tamam tamam, ben bir arayıp fiyat öğrenirim, tamam mı? Ondan sonra malzeme ne zaman gelir öğrenirim, size de haber veririm, tamam mı? Tamam, biz gidiyoruz o zaman. Hadi Necmi gidelim. Ferit, cumadan sonra, tamam mı? Burada bir toplantı var. Doğrusu renkli değil ama. Oh. Görüyorsun değil mi? Bir de dinde horlama yok derler. İki ayrı etkinlik bir arada. İşimiz iş desene. Hey hey! Hadi kalk gidelim Necmi, kalk. Bak ben sana ne diyeceğim. Şimdi bu kasabada... Hiç boşuna uğraşmayın bence. Ya bari siz böyle söylemeyin. Dünyada ne insanlar barışıyor? Annenizle babanız mı barışmayacak? Hocam doğru söylüyorsunuz. Yani imkansız değil ama hayatta olmaz yani. Hayatta her şey olur Serdar'cığım. Ben avukatlık dönemimde ne düşmanları barıştırdım. Hocam onları evlilik programları bile barıştıramaz. Hatta haber vermeden o programlara başvurduk bile biz. Anlatsak iyi reyting alırız. Fakat kanal süresiz kapanır diye bizi reddettiler. Hocam şimdi daha yaşınız genç. Ya belki büyüyünce Diyanet İşleri Başkanı falan olursunuz yani. Sahi, kiminle kalacağınıza kendiniz karar vermişsiniz. Neye göre karar verdiniz? Yani neden Serdar annesini, Leyla babasını seçti? Tamam. Ama bu konunun peşini bırakacağımı sanmayın. Şimdi mescide gitmem gerekiyor. Malum, akşam bir süre insan gelecek. Hocam, sizin programı mı yoksa babamın programına mı? Yani Dursun abi tek başına kaç kişi toplayabilir ki? Tabii ki onun da programına giden olur. Ama bize daha çok gelirler herhalde. Gelmedi ha? Cuma'daki cemaat de kaşla göz arasında kaybolmuş. Kemiklerini kırdıracağım onların. Ağızlarını böyle cart diye yırttıracağım. Topuklarını sıkacağım onların, topuklarını sıktıracağım ya. Ya Suzan'ım ya. Ne varsa abi ne? Şşşt, sakin ol, sakin Suzan. Ol ya. Hatırlat da bir ara senin şu açlık kan şekerini ölçelim. Ya Reyhan'ım bana bir rapor yazsan aç açına oruç tutamaz diye ha. Öbür tarafta bir şey sorarlarsa elimde doktor raporu var derim ha. Hiç değilse Dursun abinin programına katılmış olsalar. Bu vesileyle bir şeyler anlatırız belki. Dursun efendi program yapsa tepesindeki sinekleri bile kaçırır.
Ne oluyor ya? Yürü bakalım bakalım. Yürü yürü yürü. Hadi, yürü. 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 Ne bitti? Uyuma! Yaşar kardeşim! Ne bitti? Uyuma! Yaşar kardeşim! Değerli Gedikli halkı, tüyler ürpertici. Bu manzarayı az sayıda gören insanımız için dudaklarım titreyerek anlatıyorum. Şu anda içim kıyılıyor. Artık kovuklarından çıktılar. Bu saatten sonra Gedikli asla eskisi gibi olmayacak. Üzme kendini Emir Hoca. Nasıl üzmeyeyim komutanım? Ben diğer insanlara bir şeyleri anlatmaya çalışırken daha cami cemaatine gücüm yetmiyor. Şu insanlar biraz yardımcı olsa neler yapardı? Bütün suç cemaatte diyorsun yani. Bu durumda ben bir savaşa girsem ve kaybetsem hemen emrimdeki insanları suçlamam gerekir. Askerleri, çavuşları vesaire. Doğru, bunu hiç düşünememiştim. Bu benim de işime gelir. Yani bütün suç bende, bunu mu demek istiyorsunuz? Sizin işlerden hiç anlamam. Ama bizde komutan, sınıfta öğretmen veya gemide kaptan neyse camide de imam odur herhalde. İlk hesabı en başta olan verir. Hem de evvela kendine. Ha, Dursun'la Adile Hanım'ı ne yaptın? Kime sorduysam sen karışma diyor. Sen kimseyi dinlemeyeceksin tabii. Bence denemekte yarar var komutanım. Bu azmini hiç kaybetme Emir Hoca. Bir yere varamasam da en azından formda kalırsın. Evet sevgili dinleyiciler, bu zor şartlar altında görevime devam ediyorum. Evet sevgili dinleyiciler, birazdan Gedikli'nin iki sakiniyle birlikte kasabamızın üzerinde dolaşan kara bulutları konuşacağız. Nereye bakıyorsun sen? Kara bulut dedim be ya. Ben de yağmur mu yağacak acaba dedim. Yeni sulamıştım tarlayı. Cengiz Bey, siz bu dinciler hakkında ne düşünüyorsunuz siz? Bu da yanardağın aniden harekete geçmesi, kurulu alarmın zırt diye çalması ve fırındaki kekin bir anda kabarması gibi bir şey, öyle değil mi? Doğrudur be ya. Aynı kek gibi bir şey. Ah evet, evet. Çok doğru söylediniz. Çok haklısınız. Ne yaptılar? Durdular, durdular ve hemen ardından geldiler. Aynı filmdeki uzaylılar gibi. Peki, daha ikinci günden kasabalıyı iki yönden camiye davet etmeleri akıl alır gibi değil, öyle değil mi? Benim de aklım almadı be ya. Sozan bana cumartesi günü dedi. Kendi şuradan bakıp durdu be ya. Ya neyse, anlıyorum, anlıyorum. Necmi'cim, sevgili dostum. Gedikli olmana rağmen senin şehir merkezinde yaşadığını ben biliyorum. Peki bu ata yurdunda kısa süre içerisinde seni korkutacak ne gibi şeyler yaşadın? Vallahi biliyorum, ben henüz bu sabah geldim. Bunun dışında da pek bir şey görmedim doğrusu. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Çünkü irtica asla ama asla uyumaya gelmez. Evet sevgili dinleyicilerim, tehditle, şantajla, mehterle insanları camiye çekenler Gedikli'de dehşet saçıyor. Bütün bunların ardındaki imamsa nedense meydana çıkmıyor. Şimdi ey imam, eğer korkulacak bir şey yoksa neden adamlarını salıp kendin kenardan seyrediyorsun? Ha, söyler misin? Leyla,
Baba ne yapıyorsun ya? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ne oldu baba? Yine ne var? Yoksa Emir Hoca seninle konuştu mu? Yok. Ne konuşacakmış ki benimle? Hiç. Sordum işte. La havle. Kızım. Sen orucunu mu yedin yoksa? Ne? Orucunu diyorum, orucunu. Maşallah yerinde duramaysın. Temizlik memizlik ne bileyim. Niyetini mi bozdu kız? Yani bazen gerçekten niyetim bozuyor ya. Neyse. Yok baba orucumu falan bozmadım. Nasıl oluyor bu iş? Onca saat açlıkla olacak iş değil. Atom karınca gibisin maşallah. Sen de onca saatlik açlıkta normal performansla bir şey kaybetmemişsin baba. Dürüne bakayım. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Baba sana inanmıyorum ya. Kendime de inanmıyorum. Hala niye temizlik yapıyorum ben? Al kendim. Yahu kızım bir dursaydın, diline baksaydın beyaz mı değil mi diye ya. Anne, Emir Hoca ile konuştun mu sen? Şuna bak şuna. Gittin yine mi uyudun? Orucu uykuya mı tutturacaksın evimin de anası? Anne ne yapayım? Öbür türlü beni burada zorla çalıştırıyorsun. E bana da günah değil mi oruçlu oruçlu? Sen günahı ne vakit belledin bitti. İyi etme. Yardım etme anacığına. Ah ah şu körpecik yaşımda. Bir başına evlat yetiştirmek kolay mı sanıyorsun ha? Kimsem yok be. Bir Allah var. Başkaca da kimsem yok. Ama tek bir gün bile ağzıma açıp... Serdar! Çimlere basma! Bak kime diyorum? Serdar! İmam Efendi niye gelecekmiş oğlum? Kolay gelsin Adile abla. Eğer müsait değilsen ben sonra gelirim. Yo yo. Sonra gelirsen benim mahpusta ziyaretime gelirsin. Serdar öldürecek beni. Serdar gelecek dediydi. Evet. Onu konuşuruz da ben başka bir şey rica edecektim. Malum mescitteki program biraz tısladı. Ferit Bey de radyodan sürekli olumsuz yayın yapıyor. Diyorum ki senin için mahsuru yoksa kasabalıyla biraz konuşabilir miyim? Yarınki iftar programından ve Ramazan'dan bahsetmek istiyorum biraz. Şunlara bak. anlat bakalım. Ne olacak vallahi ben de merak ettim. Hazır yemeklerini de bitirmişler. Buyur hocam buyur. Yanlış bir şey söylemedin değil mi abla? Tamam sağ ol. Değerli Gedikli halkı, bir iki saniyenizi rica edebilir miyim? Teşekkürler. Hala tanımayan varsa kendimi tanıtayım. İsmim Emir, mescidin imamıyım. Hani şu korkunç adam. Sizlere yarınki iftar programımızdan ve Ramazan'dan bahsetmek istiyorum. Allahu Teala Ecmi, bu mübarek... Hadi acele etme ya! Ferit, bunlar sizi bir anda kandırıverirler dedi. Hadi kaçalım buradan çabuk çabuk. Ama... Hadi be ya, hadi be ya, hadi be ya. Ninja olmak için daha çok gencim be ya. Şey, sadece bir iki dakikanızı rica edebilir miyim? Gördün mü bak işte. Saniye oldu dakika. Ah Ferit, her dediğin çıkıyor be ya. Sonra olur saat, ondan sonra olur gün. Yo ben... Tamam be ya, hadi be ya, hadi size... be ya. Diyorum be ya. Yarın öğlen vakti yine gel İmam Efendi. Sen olmasan bunlar boş boş bir saat daha otururlardı. Sayende yeni müşterilere yer açıldı. Adile abla ne yaptın? Yine mi milleti kovaladın? Yo, daha iyi bir yol buldum. Aha işte, mutfağa gitti. Kesin orucunu bozdu bu. Allah'ım ne yapacağım ben bu kızla? Hem orucunu ye, hem yalan söyle. Leyla, Leyla cehennemde alev alev yanacaksın. Ya baba ya, sen beni mi izliyorsun? Sen onu iyile onun için kızım. Rusu var ya seni cehennemde alev alev yakar haberin olsun. Sen var ya insanı dinden soğutursun. Ya baba oruçluyum dedim ya, neden anlamıyorsun? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Leyla nereye gidiyorsun oruçta oruçta? Baba sakın beni takip etme yoksa hiç iyi şeyler olmaz. Tövbe tövbe tövbe. Allah'ım sen bu kızın gidişatına mukayyet ol. Anasına benzemese bari. Ama gerçi Adile
orucunu tutardı. Bir tek bu konuda benzer. Alt tarafı Ramazan hakkında 3-5 bir şey söyleyecektim. Dinlemediler bile. Hocam acaba yanlış bir yer mi tercih ettiniz? Hani burası yemek yenen bir yer ya. Ramazan, oruç gibi konular belki biraz endişelerini beslemiş olabilir. İyi de benim amacım kimseyi yargılamak değil ki. Sadece bildiklerimi insanlarla Ne yani? Mescide gelmiyorlar. Burası da olmuyor. Ne yapayım? Radyoya mı çıkayım? Aman sakın hocam. Ferit Soylu sizi orada çiğ çiğ yer. Demek doğruymuş. Demek genç yaşta Gedikli de bunları da görecekti. Vay vay vay. Bir imam benim vatandaşımı zorla oruca teşvik ediyor. Hem de bir lokantada. Sırada ne var? Salaka mı? Ferit Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl mıyım? Ha? Nasıl olayım? Beynim zonkluyor. İçim kana alıyor. Gerçi konumuzda pek alakası yok ama ayaklarım sızlıyor. Ya Ferit abi sen o dizleri çok ihmal ettin. Bir ara gel de muayene edelim. Haklısın Reyhan, haklısın, geleceğim. Zaten nemden geceleri uyku tutmuyor ki. Ama bunun konumuzla hiçbir alakası yok. Bakıyorum din tacirleri bu modern kasabaya da el atmış, öyle mi? İyi de siz radyoda benim ortalığa çıkıp insanlarla direkt görüşmemi söylemiştiniz. Bana bak hoca, bu radyo benim. Ve ben bu radyoda kafama ne eserse onu söylerim. Yürü Sabri, yürü, yürü. Suzan'ım, ben galiba gideceğim ha. Sabri, durduk yerde koca katil etme beni, anladın mı? Zaten bütün sinirlerim tepemde. Sen nereye gidiyorsan git. Ben iftardan önce şuradan şuraya gitmem. Nerede bu Reyhan ya? Niye yerinde değil ki? Hayır, öz kızımızı ölsek kalsak ziyaret edemeyeceğiz, anladın mı? Reyhan'ım değil mi şu? Aa, yürü boynunu kıracağım. Ben dine karşı değilim. Ben dini sömürenlere karşıyım. Ne öyle? Oruç tutuyorum diye başa kalkmalar. Mesaiden çalıp dizüstü yatmalar. O da yetmiyormuş gibi asabi asabi ona buna çatmalar. Ben bunlara karşıyım. İyi de hiç kimse mükemmel değildir ki Ferit Bey. Kasada mutlaka çürük domates vardır. Hem o insanların yaptığı İslami mi yoksa şahsi mi ona bakmak gerekir. Ki böylelerini mumla arasanız zor bulursunuz. Reyhan neredesin sen? Ha? Bak zaten açlık başıma vurmuş, oruçlu oruç seni mi arayacağız biz? Anneciğim beni niye arıyorsunuz ki? Bir bilmem. Aman zaten sinirim tepeme çıkmış, ne yaptığımı mı biliyorum ben? Hayır, sanki sinirim tepeme çıkmamışken ne yaptığımı biliyormuşum gibi. Ya Reyhan'ım ya, bak dindar bir doktor oruç tutamazsın derse tutmasan da olurmuş. Ha. Şu babana bir günlük rapor ver, günah senin boynuna. Sabri abi. Biz bu konuyu ikindiden sonra mescitte konuşalım, olur mu abi? Siz de o esnada cemaati toplasanız çok iyi olur. Hadi iyi günler abi. Ama imam ya anneciğim, hadi. Neyse imam efendi, benim lafım bitmedi. Ben aslında sana bir şey soracağım. Biz seninle daha önce hiç karşılaştık mı? Hayır yani seni gözün bir yerden ısırıyor da. Buraya daha önce gidip gelmedin, öyle değil mi? Yok, hiç gelmedim, hayır. İyi de ben seni nereden tanıyorum be hoca? Kusura bakmayın, normalde böyle değillerdir. Ben de öyle söylüyorum ya. Bu oruç insanlara huzur verseydi, insanlar bu hale gelir miydi? Ben aslında ne diyorum biliyor musun hoca? Keşke bu benim radyoya gelseydin de canlı canlı konuşabilseydik. Veya keşke sen halkımıza bunları canlı canlı anlatabilseydin de onlar da bilgilenseydi. Ama nerede? Olur. Konuşalım. Ya hocam yapmayın. Ne zaman istiyorsanız yayına çıkarım. Siz sorun ben cevaplayayım. Ne dersiniz? Ne diyebilirim hoca? Bu harika bir haber. Bana bak. Hoca yarım saat sonra seni radyoda bekliyorum. Son duanı etsen iyi olacak. Çünkü bizim radyoda edilen dualar kabul olmaz da onda. Hocam siz ne yaptınız? Ferit adamı radyoda perişan eder. Siz hiç merak etmeyin Reyhan Hanım. Ben avukatken ne savcılarla ne hakimlerle karşı karşıya geldim. Böylelerine kolay papuç bırakmam. Siz bilirsiniz. Ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Tabii. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Ya Adile abla, niye herkes benim bir şeyi yapmamam konusunda uyarıyor? Anlamadım, gitti. Neye uyardılar ki? Yani neyse ya, ben seninle başka bir şey konuşacaktım.
eğer haddimi aşıyorsam ne olur kusura bakma ama Dursun abiyle seni diyorum. Yani böyle devam edecek misiniz? Yani ayrı ayrı mı yaşayacaksınız? Niye sordun ki? Yani ikiniz de dindar insanlarsınız sonuçta. Hem bu ayrılık, boşanmak falan Allah'ın en sevmediği helaldir. Üzerine bir de çocuklar var ortada. Heysi toplanıp bir konuşsak diyorum. Hem siz, cemaatten size yakın olan kişiler bence mutlaka orta yol bulunur. Ne diyorsun abla? Olur. Gerçekten mi? Gerçek tabii. Kim ister ayrılığı gayrılığı? Yani herkes bir araya gelse, kimin ne kusuru var sayıp dökse çok hoş olur. Bazen insan kabahatini, kusurunu bilmez. Allah razı olsun abla. Ben o zaman hemen gideyim Dursun abiyle konuşayım, sabah da toplanalım. Sağ ol. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Leyla, baban nerede? Nerede olacak peşimde? Çaktırmadan bakın arkamda değil mi? Evet orada. Hayrola ne oldu ki? Ya deli olacağım Emir abi. Tutturdu sabahtan beri orucunu bozuyorsun, orucunu bozuyorsun diye. Yok orucumu falan bozmuyorum ama zorla mı ya? Of Allah'ım sen bana sabır ver. Dursun abi, bir iki dakikan var mı? Kimin ne kadar vadesi var Allah'tan başka kim bilebilir İmam Efendi? Ah, haklısın abi. Ben şey diyecektim, Adile ablayla konuştum da... Yani o da zaten evet dedi. Şu sizin konuyu diyorum abi, hani malum mesele. Abi bir toplansak, bir araya gelsek, konuşsak bu konuyu. Dinde böyle şeylere hoş bakılmaz. Sen benden daha iyi bilirsin. Bilirim tabii. Senden daha iyi bilirim. O zaman abi sen de tamam diyorsan yarın mescitte Sabri abiler, siz, ben bir toplanalım olur mu? Adile he dedi öyle mi? Dedi abi he dedi. O zaman benden de he. İnsanlar hata yapabilirler. Adile gibi de geç fark edebilirler. İyi olur da. Sağ ol abi. Bir de karışma diyorlardı. Hangisinden istersen hemen hazırlarım. Anasının kekli. Anne şundan iftar için bana ayırır mısın? Leyla istediğini alsın gerisi senin yavrum. Ya yok ondan istemiyorum zaten. Biraz biber dolması, biraz türlü, biraz da patlıcan turşusu yeter bize. Ha bu arada anne ben yarın iftara gelmeyeceğim. Evde bir film var onu seyredeceğim. Yani haberin olsun. Serdar sen bu civarda Antep'in nesi meşhur bildin mi? Patlıcan kebabı. Ve Adile'nin dayağı. Hele bir gelme Serdar. Leyla. Kızım sen ne ediyorsun burada? Hani oruç yemiyorum diyordun. Oruç bitti bir daha yalana başladın he. Babacığım bunları iftar için ikimiz alıyordum. Akşama kalmaz diye şimdiden alayım dedim. Ne yani? Sen şimdi orucunu yemedin. Yemedim babacığım yemedim. Hatta sana müjde yarın da yemeyeceğim. Çünkü yarın oruç tutmuyorum. İçini atladı mı şimdi? Buyur yavrum. Teşekkürler anneciğim. Ray ray ra 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 ra. Buyur. Adileciğim. Aman söz senin oğlandan dışarı. Şu televizyon kanalları olur olmadık her şeyi gösteriyor. Dikkatli olmak lazım yani. Serdar bakmaz öyle şeylere. Kutsal Ramazan ayında kendinizi cennet kapılarında hissedeceksiniz. Gedikli fırını yumurtalı Ramazan pidesiyle hizmetinizde. Allah'ın bizlere nasip ettiği bu mübarek nimet için siz de sıraya girin. Gedikli fırını Gedikli'de. Değerli dinleyiciler,
reklamların ardından bomba gibi bir programla ve kanlı canlı bir konukla karşınızda olacağız. İşte Gedikli İmamı Emir Hoca. Hayır, 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 korkmayın. Sakın korkmayın. Zaten dinciler bu korkuyu kullanarak bizi sindirmek istemiyor mu? Oysa başlarındaki imam hala neden avukatlığı bırakıp imamlığı seçtiğini bize bir türlü anlatamadı. Aslında daha önce açıklamıştım. Evet, avukatlıktan iyi para kazanıyordum. Ama dünyada paradan daha önemli şeyler de var. Nedir o? İnsanları zorla dindar yapmak mı? Kesinlikle hayır. Ya, demek insanları dindar yapmak paradan daha önemsiz, öyle mi? Duydunuz değil mi Gedikliler? İmanımız kimlere emanet? Peki, bir de utanmadan insanları taciz edip dini anlatmaya kalkışıyorsun. Evet, utanmıyorum. Yani hayır, utanıyorum. Bir dakika, öyle demek istemedim. İşte şimdi her şey ortaya çıkıyor. Kendini üstün gören bir imam ve zavallı cemaati. Peki, madem kendini bu kadar üstün görüyorsun, neden biz zavallılarla muhatap oluyorsun? Söyler misin? Allah Emir Hoca'nın yardımcısı olsun. Amin. Benim en önemli görevim insanlarla bildiklerimi paylaşmak. Örneğin Ramazan ve oruç. Tabii ki isteyen tutar, isteyen tutmaz. Biz sadece bildiklerimizi anlattık. Ama bir düşünsenize. Zengin fakir demeden herkes bir bardak su ya da bir dilim ekmek için aynı anda aynı sabrı gösterip aynı heyecanı yaşıyor. O an herkes tamamen eşit. Tamamen. Ve böyle toplumsal bir yaklaşım başka hiçbir dünyevi sistemde, başka hiçbir dinde yok. Şimdi sizce bu bildiklerimi insanlarla paylaşmasam bencillik etmiş olmaz mı? Oo baba, ikindi okunmak üzere. Ben bir gidip abdest tazeleyeyim. Yalnız Emir Hoca iyi konuştu değil mi? Yani son anda toparladı. Hadi görüşürüz. Oo, beni burada yakalarlarsa cemaate yazarlar. Eve gideyim bari. Eve gideyim bari. Eyvah, yakalandık. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Geç kaldım ben, hemen bir abdest alıp ikindi ezanını okuyayım. Ya Emir Hoca ya. Ağzına sağlık, çok güzel konuştun. Reyhan da bayıldı. Ya en çok da o bayıldı. Hatta bir tek o bayıldı. Sağ olsun abi, sağ olun. Ha abi, Dursun abilerle konuştum. İkisi de çok olumlu yaklaştı. Yarın burada toplanıyoruz abi. Sen Suzan ablayla Reyhan Hanım'a haber verirsin değil mi? Malum, sizin olmanız şart. Ya Emir Hoca ya, beni yoksa ya. Bu mübarek Ramazan gününde yani bir kaza çıksa da öbür tarafa gitsek, oruçlu oruçlu beni kim yıkayıp defnedecek ha? Abi ne olur yapmayın böyle. Herkes onları çok yanlış tanıyor. Ben ikisiyle konuştum. İkisi de ikna oldu. Sen bana güven. Her şey çok güzel olacak. Bana müsaade. أشهد أن لا إله إلا الله. يا أمير هوجا يا أبو أيهان ده نادم من بيرم تُلِّر مي تِكَن تِكَن يا. لا إله إلا الله. Kıymetli cemaat, Allah kabul et. Bugün buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Tövbe estağfurullah. Ayrıca bugün bütün iyi niyetiyle buraya insanları davet eden, insanlara bir şeyler anlatmaya çalışan herkese de ayrı ayrı teşekkür ederim. Tövbe estağfurullah. Bundan sonra da bu tip çalışmalara devam ederiz. Ama önce yarınki iftar mevzusunu konuşmak gerek. Kaç kişi geleceğini bilemiyoruz. Onun için biz herkes gelecekmiş gibi hazırlık yapsak iyi olur. Hem belki dua yerine geçer. Hocam, oruç tutmayanlar da davetliydi değil mi? Ne gerek var hocam ya? Zaten hesabın hepsini benim üstüme yıktın. Ya ne gerek var böyle açılmaya değil mi? Ne lüzum var?
Herkes evden 3-5 bir şey getirsin. Hem bütün sevabı o alıyor. Ha, ben de onu diyecektim işte ya. Bütün sevabı neden ben alıyorum? Ha? O vakit oruç tutan da tutmayan da herkes gelebilir. Tamam öyle olsun. Biz zaten tutan tutmayan herkesi davet etmiştik. İnsanların ibadetleri kendilerini ilgilendirir. Bize düşense kalplerin nurla aydınlatıldığı, oruç tutanların hayata daha olumlu yaklaştığı, tutmayanlarınsa tutanlara daha olumlu yaklaştığı bu mübarek ayda elimizden geldiğince bu tür zeminler hazırlayarak ilişkilerimizi daha da iyiye götürmektir. Tövbe estağfurullah tövbe. Olmaz öyle şey. İmam efendi, sen eskiçeğe yeni adet mi getirmeye çalışıyorsun? Ben öyle oruç tutmayana iftar vermem, haberin olsun. Kimsenin de günahına ortak olma. Babacığım sen zahmet etme. Herkes kendi günahını kendisi taşır zaten. Aferin kanalı kuzum. Hocam isteyen yarın iftara gelmesi olur mu? Bak camide konuşuyor bir daha. Evet. Bir de şunu hatırlatmakta fayda var sevgili cemaat. Tebliğ etmek sadece lafla olmaz. Halle de olur. Hatta güzel bir söz, halle halledilemeyecek hiçbir şey yoktur der. Tabii biz oruç tutanlar olarak oruç tutmanın faydalarını insanlara anlatmaktan da önce kendi hal ve tavırlarımıza dikkat etmemiz gerekir. İnanın bu çok daha önemlidir. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar ve hayırlı sahurlar. Allah kabul etsin. Bu bana dedi değil mi Reyhan? Ben gideceğim bir konuşacağım onunla. Ben gidiyorum. Gel buraya, bir şey demedi sana. Tutma beni Reyhan, bana söyledi gördüm. Ay Allah'ım, ne olur beni evlatlık almış olsunlar ya. Ne kadar ayıp. Anneciğim sana kız, yarın akşam çok güzel bir aşk filmi varmış. Ne etsek de kayıt etsek. Bacım kusura bakmazsan filmin adı ne? Neydi kız? Ha, Aşıklar Yolu. Serdar. Ha Dursun ya, bu Emir Hoca'nın söylediği doğru mu? Yarın sabah sizin şey edecekmişiz ha? He, neye şaştın? Benim duyduklarım doğru mu peki, sen onu söyle. Yarın sabah sizin için toplanıyormuşuz burada. He, doğru. Herkes insan da biz insan değil miyiz? Hadi. Sahur zamanı olmasına rağmen pek fazla ışık görünmüyor. Ama yine de içim pek rahat değil. Bu kasabalı sürekli yiyip yatıyorsa vay halimize. Bu sahurun faziletleriyle ilgili öyle bir program hazırlamamız lazım ki halkımız biraz bilinçlensin. Biraz da bir şeyleri bizden öğrensin, öyle değil mi? Ah, ne yapıyorsun Cengiz? Eyvah eyvah. Seni de kaybettik dincilere. Kendine gel diye döktüm suyu. O zaman o suyu kendine değil bana dökecektin, tamam mı? Neyse bak, öyle bir yayın yapmalıyız ki sahura kalkanları fişlemek kolay olsun. Tehlikenin nereden geleceğini bilmek lazım, öyle değil mi? Ne akıllı adamsın Ferit. Demem başka bir şeycik. artık eve gitsek mi? Anam merak eder. Anam mı? Ne anası? Senin anan burada değil ki. Olsun be ya. Ana ciğeri her şeyi merak eder. Doğru diyor. Doğru diyor Ferit. Benim de karnım acıkmaya başladı. Eve gidelim artık. Ne o? Evde sahura mı kalkacaksın? Yok canım, daha neler. Ne alakası var? Benim de karnım acıktı. Ama eve gidince yemem bir şeycik. Sahur saati. Oruç tutmasam da sevap olur belki. Allah korusun. Oh. Gidin bakalım. Beni burada yalnız bırakın. Leyla. Leyla kızım, haydi kalk da bak sahuru kaçıracağız ha. Sahursuz oruç kabul olunmaz da. Leyla. Kızım haydi kalk da hapsi pişireyim sana he. Hiç uğraşma baba, kalkmayacağım. Ama Leyla yahu. Baba. Baba.
Birazdan annemlerle bir araya geleceksin. Nasıl hissediyorsun? Bilmiyorum nasıl hissediyorum. Kızım benim yüzümden oruç tutmayacakmış. Öyle dedi. Ya iyi de baba. Oruç tutmadığı gibi. Bir de iftira atıp günahı benim üzerime... Yani senin üzerine atacak olsa nasıl hissedersin? Ya ben zaten tutmayacaktım. Sadece seni bahane ettim. Ben seninle benden bahsetmiyorum kızım. Seninle kızından bahsediyorum. Yoksa benim ne kabahatim var? Ben seninle onu düşünüyorum. Gerçi evde kalırsın ama... Olur da evlenecek ve çocuk sahibi olacak olursan... Onun ahlakını bozma bari. Bozacağım be, bozacağım, tamam mı? Onu da bozacağım. Ben oruç tutmadığım gibi onu da tutturmayacağım. Mutfağa gideyim de bir şeyler yiyeyim bari. Hiç boşuna uğraşma kızım. Senin cehennem ateşini odun taşıyacak değildir. Allah. İyi ki dini senin gibi kulaktan duyarak değil de kitaptan okuyarak öğrendik. Yoksa var ya, ben odama gidiyorum. Ah Adile abla, sabah sabah tutturdun gazete gazete diye. Buyur, gazeten geldi, ben gidiyorum. Reyhan, televizyon sayfasını açsan. Aşklar yolu muymuş neymiş? O filmi okuyuver. Ya geç de kaldım sağlık ocağına. Dur bakayım. Nerede televizyon sayfası? Burada. Heh. Aşıklar yolu. Birbirini deli gibi seven iki genç aileleri evliliklerine karşı çıkınca evi terk edip beraber ölmeye karar verirler. Bu büyük aşka kimsenin karşı koyamayacağına inanmaktadırlar. Bu kadar yazıyor ablacığım. Ben geç kaldım. Ben sağlık ocağına uğrayayım. Sonra mescitte görüşürüz. Anne. Anne siz ne zaman mescide gideceksiniz? Anneciğim. Ben bugün... Her dediğini yapsam, her işine yardım etsem ama iftara gelmesem olur mu? O anne akşam süper bir film var. Ya ne zamandır onu bekliyorum, onu izleyeyim anne, ne olur. Ne olur anne. Niye? El kadar sabiler evi terk edip canına nasıl kıyar onu mu belleyeceksin? Ne? Ben seni bugünler için mi büyüttüm Serdar? Kim bu kız? Hala konuşuyor ahlaksız. Derslerinden belliydi zaten. Sen o kıza ne bakıyorsun oğlum? Ağlarsa anan ağlar, gerisi yalan ağlar. Anneciğim ne diyorsun ya? Başka film mi kalmadı Serdar? Aşıklar yolu da neymiş? Anneciğim ne aşıklar yolu? Ne diyorsun anne? Oyun etme. Filmin adını öğrendim. Anneciğim benim izleyeceğim filmin ismi Komando Harekatı. Samanyolu'nda oynuyor. Sağ ol anne. Herkese de rezil ettin beni. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın size. Hadi kolay gelsin. Ne bakıyoruz? Yesenize. Serdar, nasılsın? Hayırdır inşallah? Bir şey mi oldu? Hocam akşam bir film var. Buna mı bozuldun? Hocam tabii ki buna bozulmadım. Ya ben bu filmi çok seyretmek istiyorum. Yani iftara gelmek istemiyorum. Ama annem önce olmaz dedi. Sonra da hocam... Hocam boş ver. Hem hocam zaten Leyla da gelmiyor. Leyla niye gelmeyecekmiş? Hocam o da babama kızdığı için oruç tutmamaya karar vermiş. Bu yüzden gelmeyecekmiş. Yapma ya. Baksana şu işe. Ya öyle işte hocam. Ya olur da bugün ikisi bir araya gelirse, hocam olan yine bize olacak. En iyisi ben gideyim, hem annem de gelmeden. Hadi görüşürüz hocam. Görüşürüz Serdar. Damat dediğin dindar olmalı. Yani az biraz dindar olsa hiç fena olmaz. Gerçi biraz fazla dindar olsa da olur ama imam falan söyle pek para kazanamaz. Ama neyse baban söylemişti, ailesi çok zenginmiş. Kimin ailesi zenginmiş ya? Ay aman kızım, senin de aklın fikrin parada. Hem bize ne kimin ailesi zenginse?
Zenginin parası züğürtün çenesini yorar derler. Bakayım ambeye para pul dememiş kalkmış. Hop kalkıp nerelere gelmiş. Anne nereden nereye bağladın? Merhaba hocam, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. İyi imam da lafının üstüne gelirmiş derler. Ben de tam sizinle konuşmak istiyordum. Ah nihayet. Ay hemen sizi baş başa bırakayım ben. Aslında siz de olsanız çok iyi olurdu. Ay Sabri! Sabri! Hayırdır hocam inşallah. Buyurun. Sizden bir yardım isteyecektim. Şişt Suzan, şu dünden kalan mercimek köftelerini de getir tamam mı? Hepsini mi? Hepsini, ne varsa hepsini getir. O zaman ben sizden haber bekleyeyim. Olur hocam, ben size ararım. Sağ olun, Allah razı olsun. Selamünaleyküm hocam ya. Aleyküm selam Sabri abi. Müsaadenizle ben bir salona bakıp geleyim. Hadi bakalım. Nasılsın abi? İyiyim benim adam. Hocam ya. Gerçekten iyi misin abi? İyiyim tabii, iyiyim canım. Şey diyecektim ben, şu helal süt meselesi. Helal süt mü? Abi buradaki bütün sütler helaldir herhalde. Ne katacaklar ki içine? İlahi hocam ya. Ya senin aklın fikrin ineklerde. İnsan diyorum, evlendi mi? Helal süt emmiş biriyle evlenmeli. Ha? Orası doğru tabii. Sabri, aşk olsun neredesin? Ne telefonlarıma cevap veriyorsun, ne arıyorsun? Ya baktım olmadı, ben de buraya gelmek zorunda kaldım. Gel gel, melekler yemez seni. Nasılsınız Ferit Bey? Neyse, bu malzeme işini soracaktım. Ne tesisat işini hallediyorsun? Bu adam da boya badana işlerini halledecekti. İki gün sonra gidecek diyorum sana. Ya onu sordum da adamlar ancak haftaya yetiştirebiliyorlarmış. O yüzden sipariş etmedim malzemeyi. Neyse, o zaman yapacak bir şey yok. O zaman başka sefere. Ya şu boya badanayı ben hallederim ya. Müteahhit değil misin şunun şurasında ha? O yüzden hepsini sana yaptırmıyorum ya. Ferit Bey, akşamki iftar yemeğine katılacaksınız değil mi? Cemaatten de insanlar çeşit çeşit yemekler getirecekler. Hoca, merak ettiğim bir şey var. Sen beni yemekle mi kandıracağını sanıyorsun? Ya Adile de yemek getirecek ya. Ya yemek falan önemli değil. Ama en azından burada neler dönüyor, arada sırada ona bakarız. Hadi biz gidelim artık. Abi, Dursun abiler daha sonra gelirler. Biz daha öncesinde bir cemaatle konuşalım. Hadi bir konuşalım bakalım. Tövbe estağfirullah, tövbe. Tamam, herkes sakin olsun lütfen. Yani endişelenecek bir şey yok. Kime sorduysam sen karışma demişti. Ama gördünüz, ikisi de buraya gelmeyi kabul etti. Sonuçta onlar da insan, taş değil ki. Er ya da geç yumuşamaları çok normal. Göreceksiniz, birazdan ikisi de burada olacak. Ya hocam biz de ondan korkuyoruz ya. Gelmezler demediydik ki sana, karışma dediydik. Nasıl yani? O zaman siz niye geldiniz? Yani benim biraz ümidim var aslına bakarsanız ama hocam daha çok size bir şey olmasın diye geldik. Yok canım, bana niye bir şey olsun? Oo Dursun abi, Adile abla hoş geldiniz. İmam efendi, sen bana demedin mi? Adile adım hededip bütün kusuruna günahına razı geldi diye. Abi ben sana gelmeyi kabul etti dedim. Kusurunu kabul etti demedim ki. Ha, yani hatam var kabul etmiyorum öyle mi? Gelirim dediysem Dursun efendi akıllandı, seni bana gönderdi sandığımdan he dedim. Daha şu kapıdan geri çekilmeyi bilmez bu herif. İyi de abla, ben sana Dursun abi akıllandı falan demedim ki. Ne yani? Ben akılsız mıyım? Daha kocası varken kapıdan önden geçen avukatın akıllı, ben akılsız mı? Yok abi estağfurullah, niye öyle olsun? He? O akıllı, ben mi akılsızım? Abla ne alakası var? İmam efendi mavi boncuk dağıtmayı bırak.
O mu haksız, ben mi haklıyım, onu söyle. Ya masaya oturup bir konuşalım isterseniz he. Almaz öyle şey. Ne konuşacağız ya? Yıllardır bana çektirdiği kahır yetmediği gibi gitti bir de o dükkanı açtı. Dinde kocadan izin almadan hareket etmek var mıdır imam efendi? Senden niye müsaade alacağım? Burnunun ucunu görmesine aleme kılavuzluk edersin. Adile Hanım, yanlış yapıyorsun. Dinde kocadan izin almadan hareket eden kadın cehennemlik duramıyor olsun. Senin gibisine onca yıl tahammül ederek Rabbim merhamet eder. Gönlünü ferah tut. Adile Hanım, o dükkanı kapatacaksın, evine de geri döneceksin. Yanlış anlama ha. Sağ değil, o iki yavrumuzu harcıyorum. Sen kendi derdine yan Dursun efendi. Kocadın ama hala akıllanamadın. Aa Leyla, hoş geldin. Ben seni erken beklemiyordum. Hoş bulduk. Evde zor duruyordum zaten. Sen arayınca hemen geldin. Gel gel, iyi yaptın. Hayırdır inşallah. Ya Reyhan abla, açlıktan midem kazınıyor. Dün gece babam beni o kadar sinir etti ki senin yüzünden oruç tutmayacağım dedim. Sonra da geceleyin sahura kalkmadım. Ya ama hiç, yani en ufak bir şeyde hatasını anlamıyor. Bir dakika bir dakika. Sen şimdi niyetli misin? Herhalde Reyhan abla, bu da soru mu? Ne sevallarımda dolanmıyorum, içim yârim. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Ve aleyküm selam. Levent komutan senden bahsetmişti ama bir türlü tanışamadık. İsmim Emir. Seninki de Ayhan'mış galiba. Baban müezzinmiş, öyle mi? Tamam. Sana kolay gelsin. Seninle konuşmak çok hoştu. Emir hocam. Buyurun. Biraz konuşabilir miyiz hocam? Tabii. Emir hocam merhabalar. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Hocam ben Leyla ile konuştum. Haberler çok iyi. Tamam. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Olur olur. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Ben de artık kalkayım Emir hocam. Yalnız bir ricam olacak. Bu konu aramızda kalırsa sevinirim. Ne sizinkiler ne bizimkiler duymasın. Bir de onlarla uğraşmayalım hocam. Siz hiç merak etmeyin Necmi Bey. Bu arada benim de sizden bir ricam olacak. Buyurun hocam. Leyla, Leyla kızım, hadi kalk gidiyoruz. Geç kalmayalım hadi. Nereye geç kalıyoruz? Nasıl nereye? İftara da öyle başıboş bırakılmaz bizim cemaat. Hadi kızım kalk. Ben gelmiyorum. Ya nasıl gelmiyorsun? Balcı bir de geliyorsun hadi. Sen demiyor muydun ya oruç tutmayanlar gelmesin diye? Beni niye çağırıyorsun o zaman? Tövbe tövbe tövbe. Ha bu kızın dili çok uzadı ya. İçi dur hamsi kılçığı gibi ortada kalıyorum ya. Hoş geldiniz. Elinize sağlık. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi hocam ya. İlk defa oruç tutanlar var. Ezanı erken oku da ayakları alışsın. Sahurda sabah ezanını biraz erken okursun, ödeşiriz ha. Tamam Sabri abi. Hadi geçelim. Değerli misafirlerimiz hoş geldiniz. Amin.
iftara az kaldı. Çok uzun konuşmayacağım. Zaten uzun uzun konuşmaya da hiç gerek yoktu galiba. Zaten şu tablo Ramazan'ın birleştiriciliği hakkında bize bir sürü şey söylüyor. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bence çok heveslenme hoca. Biz sadece seni denemek için yaptık. Yani henüz pes etmeye niyetimiz yok. Sana kolay gelsin. Hocam ben bizimkiyle konuştum, oraya varmış çoktan. İsterseniz siz de bir Adile ablayla konuşun. Tamam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok yardımcı oldunuz. Estağfurullah hocam, cümlemizden. Adile abla. Serdar'ı bir süreliğine alabilir miyim? Bizim bir yere gitmemiz gerekiyor da. İyi, al götür. Sağ ol abla. Serdar. Gel. Ulan Serdar. Nereye gidiyorsun? Bizim bir işimiz vardı da Dursun abi. Ne ettin de kaçırdın uşağı? Sen niye küstürdün kuzumu? Neyse, gidip hazırlanayım bari. İmiz burada, ezan yine Dursun okuyacak. Hey gidi Dursun. Senin yüzün bu dünyada hiç gülmeyecek, ha? Hocam, nereye gidiyoruz? Birazdan görürsün. Hocam, şöyle buyurun. Şöyle buyurun hocam. Hocam, niye geldik buraya? Aa, Leyla da buradaymış. Hocam, geldiğiniz için çok sağ olun. Sayenizde uzun zaman sonra ilk kez oruç tutuyoruz. Doğrusu iftar sofralarını özlemedim desem yalan olur. Asıl ben size teşekkür ederim Necmi Bey. Onları da kabul ettiğiniz için. Estağfurullah hocam. Tabii hocam, buyurun. Kusura bakmazsanız acaba iftardan sonra televizyonu açabilir miyiz? Çok güzel bir film vardı. Tabii hocam, ne demek? Hocam hiç gerek yoktu ya. Çocuklar siz de şöyle geçin. Amin. Allah'ım, çok şükür bizi mağfiret ayı Ramazan'a ulaştırdın. Efendimiz mübarek beyanında bu ayı hakkıyla tutulan oruç ve ibadetleri yapanların annelerinden doğdukları ilk günkü gibi tertemiz olacağını buyuruyor. Allah'ım, gufranla tüllenen bu ayda bizi ilk günkü gibi tertemiz, arınmış kullarından nasip eyle. Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed bu ayda ibadetlerine bir başka derinlik katar, engin cömertliği başka bir enginlik alırdı. Allah'ım, kalplerimize Efendimizin coşkusundan coşku kat. Cömertliğimize cömertlik kat. Katılaşmış kalplerimizi yumuşat. Fitne, fesat ve öfkeyi kalbimizden sök at. Ölgün gönüllerimize heyecan, solgun canlarımıza fer nasip eyle. Yaşamaktan öte yaşatma şevkini vicdanımıza duyur. Allah'ım, inanmayı bize sevdir. Kalplerimizi imanla süsle. İmandan uzak kalmayı, fıska girip iç çirkinlikleri açığa vurmayı, hak ve hukuku tanımamayı bize bütün çirkinliğiyle duyur. Allah'ım, Ramazan'ı orucu hakkımızda af ve mağfirete vesile eyle. Sıhhat ve afiyetle orucumuzu tutabilmeyi, geceleri ibadet coşkusuyla, gündüzleri oruç şuuruyla, zamanı kendi derinliğinde duyabilmeyi hepimize müyesser eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için El Fatiha.